Muğla Dalaman'dayız. Aslında burası Dalaman'ın ortacı arasında güzel yurt köyündeyiz. Çok beklenen bir modelimiz vardı, Lins modeli. Onu panel sistemde yapıyoruz. Biliyorsunuz bizim yapı tarzlarımızda 3 tane duvar sistemi var. Bir tanesi kütük ev, bir tanesi karkas çerçeve ev, bir tanesi de karkas panel ev. Bu zaman zaman çok karıştırılıyor. Bazen de insanlar anlamıyorlar. İnternet sitemizde de anlatıyoruz. Bazen telefonla anlatmaya çalışıyoruz ama burada hazır gelmişken daha önce de panel sistemi anlattım. Antalya Düzlerçamı'da yaptığımız bir evimiz vardı. Düzlerçamı'daki evimiz de panel sistemdi. Bu ev de panel sistem. İçeride biraz daha sizle gezeceğiz. İçeride konstrüksiyonu tanıyacağız. Şimdi dışarıda bakacak olursanız ustalarımız alın tahtalarını yapıyorlar. Dış cephede yine nem bariyerimizi döşedik. Tayvek'imizi. Onun üstünde karkasımız var. Bunun üstüne de ahşap sidingimiz gelecek. Biraz da içeride gezelim, içeride sistem anlayalım. Biraz iç duvarlardan bahsetmek istiyorum size. Çünkü çoğu insanın kafası karışıyor sistemle alakalı, duvar sistemiyle alakalı. Hatta şöyle diyen var, işte panel ev biraz daha maliyeti uygun, ay kötü mü, kütük daha mı iyi? Yani daha mı iyi, daha mı kötüden ziyade burada duvarın yapısal farklılığı var. Yani yapım tekniği farklı. Sonuçta dünyadaki evlerin, ahşap evlerin çoğuna bakarsanız, daha önce de söylemiştim, 95'i, %97'si bu sistemde. Çok eski bir sistem bu. İç duvarda bu şekilde panellerimizi oluşturuyoruz. Adı da buradan geliyor zaten. Bir kestimiz var. 45'e 90 kestimiz. 45 milime 90 milim. Bazı yerlerde bunları kalınlaştırma yapıyoruz tabii. Banyo bölümlerinde vesaire de. Önce bu konstrüksiyonu oluşturuyoruz. Bu arada kayıtların mutlaka atılması lazım. Ağacın çalışmasından kaynaklı dışarıda yapacağınız alçıpanın çatlamasını engeller. Çünkü ne de olsa ahşap çalıştığı zaman ne yapar? Alçıpanı da oynatıp kılcal çatlaklar, o kılcal çatlaklar zamanla büyür. Onun için bu aradaki kesitleri, kayıtları kesinlikle atmanız lazım. Şimdi burada içeride bazen de ahşap bölümleri görüyoruz. Mesela burada iki tane güzel lamine kirişimiz var. Bu lamine kirişlerin bir tanesi 6.30. Şu uzun olanın boyu da 9 metre 30 santim. 930 santim. İki tane kolonla destekledik. Bu kolonların yerleri tam böyle sirkülasyona zarar vermeyecek yerlerde konuldu mimarlarımız tarafından. Daha sonra bunun tavanları alçıpan, duvarları alçıpan kaplanacak. Bazı bölümlerde iç mimarımız değişik tasarımlar yapıyor. Şu anda evin yukarı katındayız. İçeride daha fazla duvar olduğu için üst katta panel duvarlar nasıl ayrılıyor biraz da onu görelim. Üst katta salonun tam üstündeyiz burada. Bu taraf dış cephe görüyorsunuz. Dış cephedeki duvarlarımız bunlar. Şu duvarımız da bizim iç mekandaki iki odayı birbirinden ayıran duvar. Araya taş yünü. Ve içeriden dışarıdan alçıpan, alçı ve boyayla sonlandırılacak. Üst katta düz bir tavanımız var. Bunun üstünde de ve çatı aramız olacak. Çatı arası için bir çıkış merdiveni koyacağız oraya. Çatı çıkış merdiveni. Bunu böyle çektiğiniz zaman yukarıdan aşağı merdiven inecek. Yukarıda bir depolama alanı oluşmuş olacak kendilerince. Panel sistemde burada da görüyorsunuz. Bir konstrüksiyon oluşturuyor demiştik. Bunun arası bütün izolasyon ve bütün tesisat, elektrik su tesisatı bu paneller arasından geçiyor. Bu duvarlar arasından geçiyor. İçeriden ve dışarıdan da alçıpan veya bordeks üzeri taş veya ahşap kaplamasıyla sonlandırıyoruz. Buradaki sistem farklılığı bu duvarda kütüklere göre. Kütük duvarlar komple ağaçtan oluşuyor. Panel duvarlar ise konstrüksiyon oluşturup kaplıyorsunuz. Görüyorum pencereleri özellikle yaparken kayıt atıyorsunuz ve direkt vidalıyorsunuz. Öyle bir sistem pencere bölümünde panel evde olmaz. Önce alttan 5-10'u getireceksiniz ve burada bırakacaksınız. Bakın şu detayı görüyor musunuz? Bu detay olmazsa olmaz arkadaşlar. Sonra yerden 80 veya 90 santim pencerenin boyu diyelim. Buradan ara kayıda atacaksınız. Yatay kayıt atacaksınız. Sonra bunun üstünden tekrar dikme geçireceksiniz. Ve üst lento şu ikinci latanıza binecek. Buradan tekrar bu lento dediğimiz bu bakın bu lento da laminedir ve 24 santimdir. 8'e 24 santim. Niye? Çünkü ağırlık binecek, yük binecek pencerenin üstüne. Tekrar o lento şuradaki dikmeyle taşınır. Şimdi görüyorum direkt şu sistemi yani yan kayıt sistemini, ara kayıt sistemini pencere yerlerinde uyguluyorsunuz. Bu doğru değil, yanlış. Ahşap panel sistemindeki kullanılan ağaçların kesitleri. Bunlar ara kattaki özellikle çok önemli. Çünkü hareketli yük dediğimiz büyük var orada. Ve değiştirilebilen yani mobilyanın yeri değiştirilebiliyor. Buna biz hareketli yük diyoruz. Bunların hepsinin statik hesabı mühendislerimiz tarafından yapılıyor. Zaten ruhsatlı projelerde özellikle belediye ruhsatlı projelerinde muhakkak belediyeler bir statik hesap istiyorlar. Bu statik hesap beton temelin statik hesabı. Bir de ahşap konstrüksiyonun da bir statik hesabı olması lazım.
Yani kafamıza göre, ezbere göre biz nereye ne kiriş kullanacağız, kaç santim arayla kullanacağız. Bunların hepsi statikçilerimiz tarafından, inşaat mühendisleri arkadaşlarımız tarafından hesaplanıyor. Şimdi burada yukarıda anlattığım bir lento detayı vardı. Burada da ara katta onu göstereyim, daha iyi anlayacaksınız. Şimdi sonuçta burası alt kat ve üst kat var. Bu iki bölümü ayıran bir ara kat var. Bu ara katı oluşturan da merteklerimiz var. Görmüş olduğunuz gibi çatı merteklerimiz. Yerden başlarsak, ara kattaki mertekler taşınıyor. Neyle taşınıyor, nasıl taşınıyor? Hemen biraz ondan kısaca bahsedelim. Önce kolonumuz var. Taşıyıcı kolonlar. Bu taşıyıcı iki tane kolon, bu ev için konuşuyorum. Lamine kirişimiz, biz bunlara ana taşıyıcılar diyoruz. Ana taşıyıcı, destek taşıyıcılar. Lamine kirişimiz 9.60 uzunluğunda. Bunların üstüne de ara kat merteklerimiz, ara kat taşıyıcı kirişlerimiz geliyor. Burada mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ara kat merteğimiz pencerenin üstüne denk geliyor. Dolayısıyla pencerenin üstüne denk geldiği için bu ara boşluğumuz bizim şu anda 2.40. Bu 2.40 da bir taşıyıcı olması lazım. Yukarı katta anlattığım detayı burada uyguluyorsunuz. Bakın. Konstrüksiyon geliyor bu şekilde. Görüyorsunuz değil mi? Lento'yu taşıyor. Lento 24 santim. Toplamda 9'a 24. İki tane ağaç var orada. Oraya biniyor. O da yerden bir destek taşıyıcısı var. Aynı zamanda yukarıda bir panel oluşturuluyor. Bu panelle beraber de üstteki mertekler taşınmış oluyor. Anlat abi biraz daha bir şeyler. La oğlum daha ne anlatayım? Bir sürü şey anlattık işte sabahtan beri. Daha ne anlatayım? Katman katman gideriz. Başa sarıp izlesin. Yani. Yavaş yavaş gideriz. Her evde aynı şeyi anlatıyoruz arkadaşım. Evet abi hayır. Evet sahneye çıktım gene. Tamam mıyız? Hazır. Tamam sahneye çıktık gene. Şimdi burada dış cephedeki katmanları bir kez daha görelim.